Arkadaşlar, bu akşam size bir duyuru yapmak istiyorum. Pervin Hanım kendi hisselerinin tamamını bana devretti. Nasıl? Tam yarısı yani. Neden? Bayram değil, seyran değil. Pervin Hanım neden böyle bir şey yaptı diye sormayın diye. Ben şimdiden nedenini söyleyeyim size. Kendisi benim biyolojik annem. Oha. Nasıl biyolojik? Biyolojik, organik yani. Organik annem dedi yani. Biyolojik. Bu kadar zaman biz nasıl bilmiyoruz bunu? Keşke benim de böyle biyolojik ben annem olsa. Ben de bana verilen yetkiye dayanarak ve kliniğin yarısının resmi olarak sahibi olarak kliniği ikiye bölmeye karar verdim. Nasıl ikiye? Tam ikiye mi? Alt katta ücretsiz hastalara bakabileceğim bir alan olacak. Üst katta da dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ama üst katta dilediğimiz yani o zaman klinik küçülüyor değil mi? Bizim ofisler alt katta. Şimdi Efsun Hanımcığım işten çıkarmalar olacak mı? Çünkü küçülme var. Üst kat derken Emir senin haberin var mı bunlara? Teşekkürler, bu kadardı. Sorular cevap. Efsun. Efsun. Sarılmadı, böyle sıktı, 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 iyice sıktı. Sıktı, sıktı, kaybetti. Kaybetti mesela, yok. Kendi kendine sarılıyor gibi, çok iri ya. Gitmiyorsun. Gitmiyorum. Kal. Kalıyorum. Kaçayım. Ekibin sorularına maruz kalmadan. Tamam. Ben onların içini rahatlatırım. Sonra eve geleceğim. Seninle konuşmak istediklerim var, tamam mı? Bir kahve yaparsın herhalde bana. Yaparım. Efsun. Teşekkür ederim. Ya kızmayayım, sinirlenmeyeyim diyorum ama senin haberin var mıydı? Efsun'un böyle alt katı kendine ait ameliyathanesi, üst katı da ne yaparsanız yapın düşüncesinden. Ben hisselerimi kızıma devrettim. Nereyi ne yapacak, nasıl bölecek onu o karar versin. Cevabın güzelliğine bak. Gitti bütün emekler, gitti, gitti. Klinik bölündü ne demek? Ofislerin yarısı, ameliyathaneler, binanın yarısı artık Efsun'un demek. O çok güvendiğin Efsun'un. O çok güvendiğin Efsun dediğin benim kızım Serpil. Emir de bizim oğlumuz Pervin. Ve hayatını senin buhranlarına göre yaşamayacak. Ya benim aklım almıyor Pervin ya. Yani senin o zaman bu mantığına göre canı isterse de aşağıya kokoreççi dükkanı açabilir yani Efsun. Ben kızıma güveniyorum. En iyisini yapacaktır. Duyuyorsun değil mi? Ama ben seni zamanında çok uyardım. Ben seni çok uyardım. Onun için şimdi benim içim rahat. Aklıma neler geliyor düşündükçe ya. Biz Emir'le Sevda'nın nikahına gitmemişiz. Hanımefendi nikah şahitleri olmuş. Emir yapayalnızdı. Yanında olmak istedim. Ayrıca bunlar çok eski mevzular. Sen şimdi niye bunları açıp duruyorsun ki? Daha açacak o kadar çok mevzu var ki ama şimdi ben kapatıyorum çenemi. Daha zamanı değil, sırası değil diye. Onları vakti gelince konuşuruz. Çöp oldu. Çöp oldu oğlumun kariyeri. İkinizin sayesinde. En çok da senin sayende. Bir de şimdi o deli bozuk hippi Sevda ile aynı eve çıktı. Gitti. Gitti çocuk. Elden gitti. Ne yapayım ben artık? Küçük olanına bağlayacağım umutlarımı. Ay çok daraldım. Sağ çek, ineceğim ben. Dur sen dur. Ben ineceğim ben. Ya Allah Allah, zaten biz seninle aynı yere gidiyoruz. Niye iniyorsun Serpil, anlamıyorum ki. Sağ çeker misin Kaya? Yürüyeceğim biraz, çok daraldım. Hadi. Tamam. Tamam. Tamam.
Ya biri evden gitti, biri klinikten gitti. Bravo ya. O kadar güzel bir gece yaşattınız ki bana. Efsuş ya. Nasıl sarılmaydı öyle? Kalbim yerinden çıkacaktı Binnur. Yani Emir bana yaklaşınca ben garip oluyorum. Çok heyecanlanıyorum. Ya işte aşık oldun ya. Kızım 20 yıldır ben bu anı bekliyorum. Çok güzel. Aslında biliyor musun en güzel tarafı? O da sana aşık. Yani bir itiraf gelse karşılıklı çok güzel olacak. Gelsin bir an önce. Yani ona pek emin olamıyorum. Sevda kafasını karıştırıyor sanırım. Çok yakınlar çünkü. Ya arkadaşız demiş ya. O öyle diyorsa öyledir. Ama ne takılıyorsun ona? Takılma şuna. Sen aşk kısmına takıl. Lütfen ama ya. Dur dur. Bu akşam kahve içmeye gelecekmiş bana. Konuşacakları vermiş. Ya itiraf geliyor. Sen de öyle mum gibi durma. Sen de duygularını belli et. O ne derse sen de karşılığını ver ona. Belli et kendini. Ya belli etmesem ne olacak? O benim her halimden anlıyordur ki. Aa. Şuradaki Serpil Hanım değil mi? Aa evet o. Çok pardon, şu kenarda durur musunuz sağda? Ya niye duruyoruz? Ne güzel konuşuyorduk. Boş ver. Saçmalama. Kadın yol kenarında tek başına. Abi. Aa! Ay ben boş taksi sandım kızlar. Nereye Serpil Hanım? Ebe. Buyurun buyurun beraber gidelim. Biz sizi bırakalım. Hı. Ay çok teşekkür ediyorum. Ay. Vallahi ağaç oldum burada. Geçmedi. Ah. Hoş geldiniz. Devam edebiliriz. Teşekkür ederim kızlar. Serpil Hanım ben size bir şey soracaktım. Siz kliniği ikiye böldüm diye bana kızgın mısınız? Ben sana niye kızayım Efsuncuğum? Sen annesiyle derdi olan bir kızsın. Esas annen de kabahat. Sana o kliniği devreden annen de kabahat. Neyse zaten bu benim derdim değil. Benim çok daha büyük bir sorunum var. Oğlum tehlike altında. Aa nasıl? Sen tabii 7/24 klinikle ilgilendiğin için senin gözün hiçbir şey görmüyor ki başka. Köpek balığı gibi dolaşıyorlar benim oğlumun etrafında. Gözleri böyle fıldır fıldır çocuğumu kapmaya yakalamaya çalışıyorlar. Bir tek sen varsın ona o gözle bakmıyor. Bana bak. Bana bak. Ne oldu? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Neden böyle oldu? Gel. Gel otur. Gel. Gel otur şöyle. Gel. Oh, sağ ol Efsun. Korkuttum seni de. Pardon. Ne pardon ya? Saçmalama. Ne oldu böyle birdenbire? Bir şey mi var senin? Hastayım ben. Öyle HSMR sendromu diye bir şey. O ne? Ben daha önce hiç duymadım. Öyle nadir. Bilmem kaç yüz bin kişide bir görülen bir şey. Tedavisi de yok. Nasıl yani? Nasıl yani sen? Sen? Ben ölüyorum Efsun. Öyle yavaş yavaş ölüyorum. Son birkaç yılım. Ama pozitif bir yerden bakacak olursak çok acılı götürmüyormuş. Son yıllarım iyi geçecek yani. Neden başta söylemedin? Ne bileyim ya, insanlar öyle acıyan gözlerle baksın istemiyorum bana. Bir Emir biliyor. O da o kadar destek oluyor ki. Bir tedavisi yok mu? Yine bir ilaç, klinik deney. Denedin mi bunları? Var, denedim. O kadar çok şey denedim ki. Ben çok umutlanmak da istemiyorum. Her şeye de hazırladım kendimi ama Emir... Yeni bir klinik deney varmış. Onu denemem için çok ısrar ediyor. Emir haklı. Emir çok haklı. Vazgeçmemen lazım. Her şeyi denemen lazım senin. Hele senin gibi böyle hayat dolu bir insan için. Ben o kadar vazgeçmiştim ki hayattan.
Ama Emir tekrar bağladı beni hayata. O kadar çok ilgileniyor ki bir o var benimle ilgilenen, beni bilen, düşünen. Ama güçlü olacağım ben de. Gerçekten yaşayacağım onun için. Çünkü bence Emir'in de duyguları canlandı bana karşı. Ben de o kalan son yıllarımı onunla geçirmek istiyorum işte. Efsun, ben galiba çok aşığım Emir'e hala. Çok aşığım. Söylüyorum, aklım kaldı seninle, onu arıyorum. Atlıyorum basamak ama göremiyorum. Seni arıyorum, seni arıyorum. Duymamıştım daha hiç, sana söylüyorum. Aklım kaldı seninle, onu arıyorum. Atlıyorum basamak ama göremiyorum. Seni arıyorum, seni arıyorum. Uğur, hadi bunu gerçekleştir. İçimde kalmasın, çek tetik, gerçekleştir. Pişmanlık yok, her şey tam eminlik. Sök, sök, parçalansın bebek. Uğur, hadi bunu gerçekleştir. Çek, 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 tetik, gerçekleştir. Pişmanlık yok, her şey tam eminlik. Sök, sök, parçalansın bebek. Olacak şey değil ya. Ya böyle yapmayın işte, ben anlamıyorum. Onlar yukarıya çıkacak abi. Evet evet, yukarı kata. Sen bizi bu kattan atıyor musun? Aa, olur mu öyle şey ya? Ben sizi niye atayım bu kattan? Sadece bu kat benim. Yani 1000 tane kat olduğuna göre burada bir tanesini seçin siz. Ya şimdi öyle de burası bizim için pratik oluyordu yani. Diğer katlarda geçişler zor. Ben de tam bu yüzden bu katı seçtim. Hastalar rahat etsin diye. Biz şimdi kullanamayacak mıyız bu katı? Şirin, ücretsiz hasta bakmak ister misin? Hayır, ne münasebet? Ha, o zaman başka kata hadi. Geldiğinden beri klinik darmadım, ona oldu. Şu hale bak. Güldencim, seninle artık ben ilgilenmiyorum. Senden sorumlu kişi artık Emir. Git derdini ona anlat, tamam? Bir güzel dertleşin kahve için. Şu hararetini az. Tamam, kolay gelsin. Ütüsü şey oldu, kırışmış bu. Ütüleyelim bir ara bunu. Soş, ne olur toparlan artık. Ezdin geçtin herkes. Bu kadar mı canı sıkkın ya? Nasıl sıkkın olması Minnur? Kalbim acıyor. Ah! Oh. Sevda Hanım'a bak sen ya. Hastayım, Emir benim dedi. Sen de çekiliverdin aradan. Bu kadar kolay mı ya bu işler? Minnur. Kadının suçu yok. Kadın Emir'e aşık. Vazgeçememiş. Ben onu çok iyi anlıyorum. Zaten birkaç yıllık ömür kalmış. O kalan ömrünü de Emir'le beraber geçirmek istiyor işte. Haksız mı? Haklı haksız ben bilmem. Sana yazık. Ben onu bilirim. Tam da Emir'le bir şeyler olacak ya. Binnur. Ne? Binnur yeter, tamam. Emir diye bir şey yok artık. Böyle olması gerekiyordu, böyle oldu. Emir bitti, tamam mı? Bitti. Tamam tamam. Sen öyle diyorsun, öyle olsun. İyi hadi, kolay gelsin. Efsun. Emir. Dün gece sabaha kadar seni bekledim. Neredeydin? Dün biriyle birlikteydim de. O yüzden gelemedim. Biriyle mi? Kimle? Kimse kim Emir? Niye soruyorsun? Hani sözleşmiştik ya, konuşacaktık. Ha. Evet evet, ama dediğim gibi gelemedim eve. İşim vardı. Tamam, şimdi konuşalım o zaman. Ay ama görüyorsun, şu anda çok yoğunum. Her yer çocuğuna. Sonra konuşalım. Efsun. Ha, Serp de geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oo, burası bayağı dağılmış ya. Neyse, ben yan odadayım. Sen neden geldin? O ne demek ya? Efsun yardım istedi. Burayı organize etmek için geldim işte. Yani ben buradayken senden neden istedi?
Oğlum zaten işin başından aşkın ya. Tutulma. Niye tutuluyorsun sen? Allah Allah. Zaten uykusuzluktan ölüyorum böyle. Efsun çağırmaz hayatta gelmem. Bana bak. Hadi bize kahve kap gel ya. Hadi. Hadi bakalım. Olur. Taner abi. Yorgunluk mu atıyorsun? Benimki daha çok kafa yorgunluğu. Emir, sen benim kardeşimsin biliyorsun değil mi? Biliyorum abi, bilmez miyim? Hayır yani çok fazla karışmayayım diyorum. Bir derdi olsa kendisi gelir anlatır herhalde diyorum ama yok. Var işte bir derdin ama anlatmıyorsun. Nereden anladın? Sen anlaşılmadığını mı sanıyordun? Oğlum eski Emir gitti. Çok da iyi oldu. O ne o kuralcı katı adamın yerine? Bak ne güzel hayatı yaşayan, tutkulu, güler yüzlü gerçek Emir geldi. Ben çok mutluyum senin adına. Ama var işte bir dert hala var. Kafan çok dağınık. Ne oluyor Emir? Anlat, kurtul. Aslında dert değil ya. Yani tam... Tam adını koyamıyorum ama... Yani daha önce başıma böyle bir şey gelmedi çünkü. Bir taraftan korkutucu, bir taraftan çok harika, değişik. Allah Allah. Ne peki sence o korkutucu, çok harika olan şey? Ben galiba aşık oldum. Oh be. Oh be, benim aslanım ya. Bak ne güzel oldun ya. Çok güzel aşık oldun. Ama söyleyemiyorsun. Söyleyemiyorum. Hiç bekletme. Bu gece hemen söyle. Gece hem bak iyi, romantik de olur. Söyle, bekletme. Hemen. Tabii bu gece söyle. Bu gece. Yani bu gece şartı en geç bu gece. Gün içinde de söyleyebilirsin istersen. Ha, en geç bu gece. Aslanım benim ya. Vallahi söyle, rahatlayacaksın ya. Oh be. Artık benden kaçamazsın. Demir, ben senden niye kaçayım? Oturmaz mısın? Çok güzel olmuş masa. Efsun bak. Ben bu konularda... Yani bu konuşmalarda pek becerikli değilim. Açıkçası daha önce böyle bir konuşma yapmamı gerektirecek bir durum da olmadı. Yani nasıl toparlasam bilemiyorum.
Ama zormuş yani gerçekten. Zormuş. Oysa sen benim bu hayatta yanımda en rahat ettiğim kişisin. Efsun. Ben sana... Emir. Benim de sana söylemek istediğim bir şey var. Evet. Benim için de çok ani oldu. Hiç beklemiyordum. Sürpriz oldu bana açıkçası. Evet dinliyorum. Emir. Efsun. Benim görüştüğüm biri var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.